Ve Türkiye'nin deprem gerçeği özellikle gözler malum bahsi geçen Büyük İstanbul depreminde. AFAD İstanbul'da beklenen deprem için en riskli ve zemin sıvılaşması olan 15 ilçeyi açıkladı. Söz konusu ilçeler için uzman bir isimden de uyarı var. Önceden yeraltı su seviyesinin ölçülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Peki neden? Detaylar haberimizde. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri. AFAD İstanbul'da beklenen olası deprem için en riskli 15 ilçeyi açıkladı. İstanbul'da AFAD'ın ilan ettiği 15 ilçede bu durum sıklıkla görülen bir durum. Nerelerde özellikle görülebilir? Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy gibi sahil şeridini yakın ve dolgu alanlarda sık olarak görülebilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yurda Kulay Görmez olası İstanbul depreminde riskli yerlerde olası zemin sıvılaşmasına dair bilgi verdi. Zemin sıvılaşması dediğimiz olay zemin tanecikleri arasındaki boşluk suyu basıncının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Kum tanecikleri eğer içindesinde suya doygun kum tanecikleri varsa bunlar deprem etkisiyle depremin oluşturduğu etkiye karşı bir tepki oluştururlar ve mukavemetlerini, kayma mukavemetlerini ve dirençlerini kaybederler ve sertliklerini kaybederler. Bu durum etkisiyle beraber zemin adeta katı özelliğini kaybederek bir sıvı gibi hareket eder zeminin sıvılaşması yapının devrilmesine, binanın yan yatmasına veya içeri doğru göçme yaşanmasına yol açabiliyor. Bu durumun sık yaşandığı yerlerin başında ise sahil şeridine yakın ve dolga alanlar geliyor. Ay görmez zeminde sıvılaşma örneğine 6 Şubat Maraş merkezli depremlerde etkilenen kentleri örnek gösterdi. Onun dışında dere yataklarının olduğu bölümlerde de yine sık görülen bir durumdur. 6 Şubat Kahramanmaraş, Elbistan ve Pazarcık depreminde sık karşılaşılan bu durumdu. Özellikle Hatay Antakya ilçesinde ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sık görülen bir durumdu. Yapıların zemin özelliklerine göre inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bina yapılırken zeminin de analizlerinin yapılması gerekiyor. Sıvılaşma riski olan yerler, özellikle bu dediğimiz dere yatakları olan yerler ve dolgu zemin olan yerlerde önceden yeraltı su seviyesinin ölçülmesi gerekiyor.